Hikmetiniz telaşımıza baskın geldi efendim. Bir oğlumuzu şehit verdik. İçimize gömdük. Ama öbür oğlumuz için susamayız. Selahattin şimdi ölümün kıyısında. Bize düşen sırrı fahş edip kendimizi oğlumuza siper etmektir. Selahattin'in neyin kıyısında olup olmadığını ancak her şeyi bilen bilir. Bu yol çetin de olsa elinden bir tutanı vardır. Siz yoldan mı ümidi kestiniz? Eli tutandan mı? Eğer yoldan ümidi kestiyseniz, bilin ki o yol Allah'ındır. Eli tutandan ümidi kestiyseniz, bilin ki Selahattin sizin soyunuzdansa eli tutanın da yolundandır. Sırrın mührünü açmadık. Bu yolun yolcusu olarak siz size yakışanı yaptınız Emir Hazretleri. Yine de verilen ceza Selahattin'e ağır gelmiş. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Yol bazen ateştendir. Gaye uğruna yüreğini kül etmez. Ama kelik gibi sertleştirir. Siz tas etmeyin. Emir Hazretleri, sultanımız sizi huzuruna bekler. Buraya sırrı faş etmeye geldin. Sonra kararın değişti. Sen nasıl böyle bir tehlikeyi göze alabilirsin Eyüp? Nasıl olur da gözlerimin içine baka baka sırrı faş edeceğini ima edersin? Ben size söylemiştim sultanım. Eğer Selahattin ağır bir ceza alacak. Selahattin benim oğlum! Benim oğlum! Yıllar evvel böyle ayitleştik. Ben yetiştirdim onu. Emin ol Eyüp. Selahattin'e olan sevgim seninkinden az değildir. Biz de hadiselerin bu raddeye gelmesini istemezdik sultan. Ama bizimki de ana baba yüreğidir. Burada da baba yüreği var Eyüp. Burada da baba yüreği var. Benim yüreğim gece gündüz Selahattin için atar. Onun başına bir tehlike gelecek olsa her şeyden önce ben siper olurum ona. Öyleyse niye onu böyle bir gailenin içine attınız? Burası devlet Eyüp. Burası devlet. Selahattin böyle öğrenecek devletin ne olduğunu. Ateşte sınanarak çelik gibi olacak. Örste dövüle dövüle keskinleşecek. Ki o vakit devlet kınına yakışır bir kılıç olsun. Bak Eyüp. Süt analık mevzunu faş ederek dikkatleri üzerime çektiniz. Selahattin bile şüpheyle gelip bana sordu, geçiştirdim. Bir daha
Ben varken Selahaddin'e babalık etmeye kalkmayacaksın. Bir daha sırrı fahş etmeye yeltenmeyeceksin. Yoksa ben seni, hatununu, evlatlarını Selahaddin'den uzak tutmasını bilirim.